Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarının Voli kekipi ile hazırladığım tığ işi ajurlu fıstıklı çok güzel bir model tarifi paylaşacağım. Hemen istiyorum ki şöyle modeli yakından sizlere göstereyim. Çok zarif bir örnek bakar mısınız o kadar kolay bir yapımı var ki sadece model tek sıradan oluşuyor sürekli aynı sırayı tekrar ederek modelimizi çalışacağız inanılmaz kolay bir yapımı var bunu örgüye ilk kez başlayanlar bile eminim ki çok rahatlıkla yapabilirler bakın iki taraflı kullanabileceğimiz çok güzel bir çalışma oldu. Bütün detayını da yine video içerisinde sizlerle adım adım paylaştım bunu nerelerde kullanabiliriz bununla e, bluzlar şallar yapabilirsiniz yapabilirsiniz. E, Yine hırkalar, yelekler çalışabilirsiniz. Yani aklımıza gelebilecek birçok yerde kullanabileceğimiz böyle güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Tarifimize geçmeden önce de sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Modelimiz için spagetti yarnı, wooly kek ipliğini kullandım. Bakın dokusu yakından bu şekilde tığ numaramda 3.75 milim oldu. Sizler kendi ipinizin inceliğine kalınlığına göre örmenizin sıklığına gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. İşe olarak burada zincirle başlangıç yapıyoruz. İlk zincirimizi kilit yaptıktan sonra mutlaka ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimizi hazırlıyoruz. Yapacağınız projeye göre. İstediğiniz ölçüde zincirlerinizi çekebilirsiniz ama mutlaka başlangıçta model ilk sırada kurduğumuz için zincirlerinizi bir 5-10 santim fazla fazla çekin. Artan zinciriniz olursa keserek ya da sökerek çıkartabilirsiniz. Şimdi burada küçük bir model tarif edeceğimiz için bu kadar zincir çekmek bizim için yeterli olsun. Şimdi burada yeteri kadar zinciri çektikten sonra tığımızın başına hemen 1 iki tane doluyoruz ve baştaki zincirden saymaya başlıyoruz. 1-2-3-4 zincir bırakıp 5. zincirin şöyle iç kısmına batıyorum. İlmek çıkardım. Bakın 4 ilmeğimiz var. Doluyorum. İkisini birlikte tekrar doladım. İkisini birlikte tekrar doladım. İkisini birlikte örerek burada bir üçlü trabzan örüyoruz. Sonra 1 2 3 zincir çekerek alt kısımda 1 2 3 4 zincir bırakıp 5. zincirin içerisine direkt batıp ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Bakın başlangıcımız böyle yüksek olacak. Bu sizi korkutmasın. Sonra kenarlar oldukça düzgün devam ediyor. Şimdi bu sık iğneden sonra 1 2 3 zincirimizi çekip tığımızın başına doluyoruz. Yine aynı zincirin içerisine bakın bir fıstık yapacağız. Batıyorum. ilmek çıkardım. Fakat ilmeği çok fazla uzatmıyorum. Doluyorum. Tekrar batıyorum ikinci kez. Bakın çok fazla uzatmıyorum doluyorum. Üçüncü kez de batarak ilmek çıkardım. Bakın burada kısa bir fıstık oluşturdum. Doluyorum. Şimdi sonda iki tane ilmek kalacak şekilde şu aradaki bütün ilmekleri topluyorum. Bakın sonda iki tane ilmek kaldı. Tekrar doladım. Son iki ilmeği de bu şekilde kapattım. Sonrasında bir, iki, 3 zincir çekiyoruz ve alt kısımda 1 2 3 4 zincir bırakıp 5. zincire direkt sık iğne örüyoruz. Sık iğneden sonra bakın buradaki modelin birebir aynısını tekrar edeceğiz. Sık iğneden sonra 1 2 3 zincir doluyorum. Aynı zincire gelip batıyorum. Ilmek çıkardım fakat ilmeğimi çok uzatmıyorum. Bakın fıstık yapacağız. Ilmeğimi uzatmıyorum çok fazla. Doluyorum. Birinci kez battık. Tekrar ikinci kez aynı şekilde batıp ilmeği çok az uzatıyorum. Bakın üçüncü kez de batıp Şöyle hafif çıkartıyorum ilmeği. Çok uzun uzun yapmıyorum. Şimdi bu sondaki ilmeği almadan bütün ilmekleri bakın doladım. Topluyorum şu aradan ilmeğimi çıkardım. Son iki tane ilmek kalmalı. Doluyorum ve son iki ilmeği de bu şekilde kapatıyorum. Sonra tekrar 1, 2, 3 zincir ve alt kısımda 1, 2, 3, 4 zincir bırakıp 5. zincire batıp sık iğne örüyorum. Bakın model hep şu aradan oluşuyor. Ee, tekrar burada 3 zincir çekip sık iğne yaptığımız yere bir fıstık yapıp 3 zincir çekip hep şu aradaki işlemi tekrar etmiş olacağız. Şimdi burada bitişi yapalım. Bakın burada bir sık iğne yaptıktan sonra bitişte yine 3 zincir çekip sık iğne. Sonra hemen diğer noktaya batıp tekrar sık iğne örüyorum. 2 tane sık iğne ile sıramızı bitiriyoruz bakın. 4 zincir, bir tane üçlü trabzanla başladık. 2 tane sık iğne ile sıra bitti. Şimdi model sadece bakın bu tek sıradan oluşuyor. Şimdi başa döneceğiz. Ee, yukarı çıkacağız 4 zincirle. 1 2 3 4. Ve örgümüzü hemen ters çeviriyoruz. Ve iki kez tığımıza dolayarak burada iki tane sık iğne vardı. İlk boşluk, 4 zincirin boşluğu. Bakın burada ikinci gelen sık iğneye de hemen batıp ilmek çıkarıyoruz baştaki gibi yine 4 ilmek var doluyorum ikisini birlikte ikisini birlikte ikisini birlikte örerek burada bir üçlü trabzan örmüş oluyorum şimdi yine aynı örneği kuracağız 4 zincir bırakıp 5. Zincire batıp e, sık iğne sonra modeli kuruyorduk fıstıklı modeli şimdi yine aynı işlem sadece batacağımız nokta farklı burada şimdi 1 2 3 zincirimizi çekiyoruz hemen buradaki fıstığın bakın tepesinde şu iki ilmeği kapattığımız noktada bakın fıstığın tam tepesi değil üzerinde kalan bir boşluk var iki ilmeği topladığımız bir boşluk var bakın üç zincirden sonra hemen bu fıstığın tepesindeki bakın boşluğa batıyorum direkt sık iğne örüyorum baştaki gibi sık iğneden sonra bir iki üç zincir doluyorum ve yine aynı boşluğa kısa bir fıstık yapıyorum bir iki üç doluyorum son iki ilmek kalacak şekilde topladım doluyorum son iki ilmeği de toparladım bakın artık fıstıkları bu tepelere yapacağız yine bir iki üç zincir model hiç değişmiyor hemen bakın şu aralardaki zincirleri hiç dokunmadan direkt fıstığı görüyorum ve tepe boşluğunu buluyorum bakın tepesinde bir boşluk var bu boşluğa batıp sık iğne sık iğneden sonra bir iki üç zincir doluyorum hemen buraya kısa bir fıstık yapıyorum bir 2 3 son iki ilmek kalana kadar topluyorum son iki ilmeği de sonra tekrar toplayarak bakın model bu şekilde oluşmuş oluyor çok çok kolay bir örnek şimdi bitişi yaparken de yine ilk sırada yapmış olduğumuz gibi fıstığı yaptıktan sonra 1 2 3 zincir Şimdi burada baktığımızda bir tane üçlü trabzan ve 4 zincirlik nokta var yani iki tane nokta var önce geliyorum trabzanın tepesine direk 3 zincirden sonra bir tane sık iğne ve sonra dördüncü zincirinde içerisine batarak sık iğne örüyorum ve ikinci sırayı bakın bu şekilde tamamlamış oluyoruz model sadece tek sıradan oluşuyor dediğim gibi şimdi ikinci sırada yaptığım işlemi birebir aynen tekrar edeceğim örgüye yeni başlayanlar için göstermiş olalım 1 2 3 4 zincir bakın iki sık iğne ile biteceğiz 4 zincirle yukarı çıkıp dönüşümüzü sağlayarak 2 kez doluyoruz ilk boşluğa değil ikinci boşluğa batıp bir tane üçlü trabzan 2 2 2 şeklinde çektiğimiz sonra hemen modelimize başlıyoruz 3 zincir çekerek aralarda 3 zincir sadece dönüş yaparken yukarı çıkarken 4 zincir kullanıyoruz hemen bakın ilk gelen fıstığımı buluyorum ve tepe noktası tepesine batıp önce sık iğne ile bu noktayı tutturuyorum sık iğneden sonra 1 2 3 zincir çekip fıstığımı hazırlıyorum. Bakın aynı boşluğa batıyorum. 1 2 3 kez son 2 ilmek bırakıp o 2 ilmeği de sonradan toplayarak bakın modeli bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Sonra yine 1 2 3 zincirle yine fıstığın tepesine geliyorum. Tepesine batıp sık iğne 1 2 3 zincir doladım. Aynı boşluğa tekrar kısa bir fıstık yapıyorum topladım. Son iki ilmeği de topladım. 1, 2, 3 zincir. Şimdi bakın tekrar iki tane sık iğne ile sıramızı bitirmiş olacağız. Geliyorum hemen trabzanın tepesine sık iğne ve sonra dördüncü zincirinde içerisine batıp sık iğne. Bakın model çok kolay, çok keyifli ve ortaya çok zarif bir model çıkıyor. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Bu renkte de çok güzel oldu. İstediğiniz iplerle, içerikteki iplerle çalışabilirsiniz. Bununla şallar, hırkalar, bluzlar yapabilirsiniz. Ve yine çok farklı yerlerde de bu modeli kullanabiliriz. Bakın modelimiz bu şekilde. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.